pazarındaki büyükleri, bu için mücadele veren kişileri de çok iyi biliyor. Bundan birkaç örnek vereyim. Evet. Şu andaki bizim milletvekilimiz Sayın Hasan Karal, seçimlerde, 2009 seçimlerinde, belediye başkanlığı seçimlerinde hiçbir süreçte bizim çalışmalarımızda, programımıza katılmadı. Kim katıldı, nereye katıldı? 2009 seçimlerinde Sayın Hasan Karal vekilimiz seçime 15 gün kala bağımsız belediye başkanı adayımızla birlikte onun işte 15-20 kişilik yandaşıyla birlikte Kayıkhane'de yemek yediler. Ayrıca seçim süreci, geçmiş seçim süreci Kayıkhane'de yemek yediler. Artı burada 2009 seçimlerinde Tunceli'den Dere Pazarı'na götürmüş olduğu ilçe müftüsü Sayın Mehmet Bilgin, isim veriyorum. Mehmet Bilgin Mısır'da Hasan Karal vekilimizle birlikte okudular. Ve Tunceli'den Dere Pazarı'na bunu getirdiler. Mehmet Bilgin, Hasan Karal vekilimiz ona otur dese oturur, kalk desen kalkar. O kadar ona, aralarındaki samimiyetlik var. 2009 seçimlerinde ilçe müftüsü yanında da iki tane imam olmak kaydıyla, Dere Pazarı'nda imam olmak kaydıyla AK Parti adayı olarak bizim şu anda kaybetmemiz noktasında, bağımsız belediye başkanının kazanması noktasında mücadele verilir. Anladım. Yani şu ayrıca kız Kur'an kursu hocalarına, erkek Kur'an kursu talebelerine baskı yaptılar. Niye baskı yaptılar? Bu dediğimiz iki yani işbirlikçi çetesi, başında olan kişi ve Dere Pazarı'nda olan yandaşları iki sebepten dolayı. Şaban Kalça 30 yıldan beri misyonunu temsil ediyor. Bu noktada bu çizgide hiçbir taviz vermemiş. Ve şu andaki Sayın Başbakanımıza karşı, partime karşı 30 yıldan bu zamana kadar hiçbir zarar vermemişim. Yaptığım bütün görevlerde başarılı olmuşumdur. Şimdi bu dediğimiz kişi bizi anlatacağım biraz sonra bizim aday olmama noktasında 2009 seçiminde belediye başkanlığı kaybetme noktasında her türlü harekette bulundu ve 2014 seçimlerinde de belediye başkan adayı AK Parti'de olmama noktasında 2 yıldan bu zamana kadar sayın vekilimiz Hasan Karal çalışıyor şu an. Çalıştı ve bunu da başardı. Sayın bakanımı, sayın vekilimi Rize'deki, bunları da şu andaki yanına alarak il başkanı, Rize'nin şu andaki kuklası il başkanını da yanına alarak şu andaki kullanarak şu andaki bizim Dere Pazarı'nda önümüzü kesti. 30 yıllık misyonumuz olan Dere Pazarı halkının %70 arkamızda olan başarılı, çalışkan, mücadeleci, dürüst, kişilikli, Rize'de en çalışkan belediye başkanı, parti ve misyonuna tamamen bağlı Sayın Başbakanımıza Hasan Karal'dan 1000 kat daha fazla bağlı olan kişinin önü kesildi. Neden? Ve biz şu andaki mücadelemiz nedir? Sayın Başbakanımıza asla ve asla zarar verme noktasında değil. Sayın partimize asla zarar verme noktasında değil. Sayın Başbakanım ne diyor? Yarasalar, yalakalar, hortumcular, koltukçular etrafımı sardı. Abi bizim mücadelemiz şu anda yarasa ve yalaka, koltuk için mücadele veren insanların şu anda önünü kesmektir. Adap nasıl bittiyse, nasıl bu kişiler bitirdiyse AK Partimizi de bu koltukçular şu andaki bitirmesin diye, AK Partimiz ve ülkemizin ve milletimizin önü açılsın diye mücadelemiz o noktadadır. Bana Sayın Bakanımız ayrı şu ifadeyi kullandı. Cumartesi günü ilçe belediye başkanı adayları açıklandı. Biz açıklanmadık. Evet. Akşam saat 9'da beni arıyor. Diyor ki sana Ankara'dan çok önemli bir görev vereceğiz. Şimdi soruyorum. Ankara'da çok önemli bir bürokrat görevi. Dere Pazarı Belediye Başkanlığı'ndan kat kat daha üstün değil mi? Mutlaka. Daha üstün. Ben bunu elimin tersiyle bu makamı ittim. Kim için ittim onu? Partim için. Sayın Başbakanım için, ilçem için ve halkım için ittim. Eğer şahsım şimdi diyorlar ki bir makam için diğer mi? Ya belediye başkanlığı ben gitti. Ben şu andaki makamı, üst makamı terk ettim. Alt makamı şu anda kabullendim. Niçin kabullendim ben? Hem de bağımsız belediye başkanı adayı olarak 30 yıllık misyonumu diyorum ki ben bu misyonu sahip olarak ben burada bir kenarda durayım. Ben yine bu misyona mücadele vereceğim. Ancak ben kendimi şu anda ne yaptım? Taşın altına koydum. Kolumu değil, başımı taşın altına koydum. Kim için koydum? Dediğim şekilde Sayın Başbakanım için koydum, partim için koydum.
hak edenin yerini bulsun diye yaptım. İlçem ve milletim için yaptım. Bunun için biz tabii yola çıktık. Yani doğru bir karar verilemedi mi? Süreç nasıl gelişti? Çünkü çok önemli bir şey söylediniz. 2009 seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayı, yani sizin kazanamamanız için bu partinin yine şu anda milletvekili olan Hasan Karal'ın bazı kişilerle diğer bağımsız aday kazansın diye çalışma yürüttüğünü ifade ediyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Artı Hasan Karal vekilimizin çok samimi olduğu Dere Pazarı'nda evine gittiği insanlar dahil, onlara dese ki şu andaki bu adaya çalışma, bağımsız adaya çalışma, Şaban Kalça AK Parti'nin adayla çalış dese, o dediğimiz Dere Pazarı'nda aile dostu olan kişiler hepsi bana çalış. Hepsi kime çalıştı? O zamanki bağımsız belediye başkanı adayına çalıştı. Niye çalıştı? Sebep ne? Biz Dere Pazarı'nda şu andaki, dedim ya, 30 yıldan bu zamana kadar bir misyonu temsil ediyoruz. Evet. Biz Rize'de ne yaptık? Biz o zaman 5 belediye başkanı olarak Fazilet Partisi'ne seçildik. Rize'de AK Parti'yi kuran 5 belediye başkanından bir tanesiyim. Geçtiniz yani. Şu anda en son ben kaldım. En son Hasan Karal vekilimiz beni harcadı. Niye harcıyorsun beni? Şu andaki Rize'nin Dere Pazarı'nda halkımız, Allah razı olsun, ne kadar bize sahip çıkıyorsa, şu anda AK Parti'mizin Rize genelindeki tabanında ve AK Parti'mize hizmet yapan büyüklerimizden, Rize genelindeki büyüklerimizin şu anda on binlerce insan bana destek veriyor. Bu mücadeleye destek veriyor. Hı hı. Niye destek veriyor? Sebep ne? İşte dediğimiz şekilde bir haksızlık. Yapılan bu ihanetin şu andaki hak eden hakkını bulsun ve bu insanlar şu andaki partiden soyutlansın. Gerçek partinin sahipleri. Anladım. Gerçek Sayın Başbakanımız kim seviyorsa bunlar partiye kalsın, mücadelesini versin. Burada şu anda kim kazansın? İl kazansın, partimiz kazansın, milletimiz ve devletimiz kazansın diye bu mücadele. Peki saptırma nasıl yapıldı? Şimdi AK Parti'nin teşkilat temal yoklamaları, kamuoyu yoklamaları, genel merkeze gidiyor, incelenip sık dokuldu. Hatta il başkanı dedi, bazı kararlar doğru olmayabilir. O açıklamada mesela kültür merkezinde çok dikkate değer bulundu. Size göre bu süreçte hani ön planda yer aldınız, dediğiniz gibi milli görüş geleneği dememde bir sakınca yok. Oradan geldiğiniz için mi? Neden acaba saf dışı bırakılmak istedim? Şimdi burada bizim saf dışı bırakılmamızın iki sebebi var. Buyurun. Siyasette biliyorsunuz, siyasette önü açık olan, arkasında ve önünde millet olan, milletin desteğini alan insanlar siyasette harcanır. Niye harcanır? Der ki bu adamın geleceğinde yarın öbür gün milletvekili olabilir. Hı hı. Veyahut da bu yarın öbür gün benim şu andaki milletvekili olmamda engel olur. Doğru kimse doğruya destek verir. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de demin söyledim. Dere Pazarı'nda AK Partiliyim diyen, bunun içerisinde söylediğim iki tane imam olmak kaydıyla biz Dere Pazarı'nı batmış, iflas etmiş bir belediyeden şu anda Dere Pazarı'nı biz dolgu alanıyla birlikte 200 trilyonluk rant durumuna getirdik. Ha. Ayrıca bu rantı şu andaki genel anlamda milletin rantını bireysel olarak kapmak için Şaban Kalça bunu bize vermez, bunu harcayalım, gelen kişi bize bu rantı dağıtsın. Esas gayede yani iki, bu. İki gayede bir tanesi. Bir siyaseten ön keser, bildiği doğruları söyler. Bir de dediğiniz gibi ilçede borçtan gelip yükselen bir dere pazarı harcamalarıyla birlikte, kazancıyla birlikte bu var. Bu rantı Şaban Kalça istediği gibi hareket ettirmez. Birilerinin dediği doğrultuları getirir. Ondan dolayı kesildi. Evet. Bundan da şunu söylemek istiyorum. Sayın vekillerimizi, il başkanımızı, sayın bakanımızı süreçten 6 ay önce uyardık biz. Bakan derken Hayati Yazıcı Bakanımızı uyardık. Nusret Bey'i uyardık. Hasan Karal hariç. Ona tabii diyalogumuz tabii dediğimiz şekilde uyardık. 2009 sürecinde yaşadığımız işbirlikçi çeteden ihaneti anlattık. Evet. Sayın bakanımıza da anlattık. Sayın vekilimize de anlattık. Anlatmamıza rağmen dedik ki bak burada benim sadece Şaban Kalça olarak düşüncem, ben bir şu andaki bu süreçten sonra büyük bir bürokrat olmak, genel seçimlerde ben başka türlü düşünüyorum. Ben Dere Pazarı'nın asla belediye başkanı adayı 4. dönem olayım diye düşünmüyorum. Hı hı. Ama burada ben 15 yıllık bir emek verdim. Dere Pazarı benim ilçemdir. Halkımı ve milletimi seviyorum. Bu yaptıklarımız zayi olmasın. Bu yaptıklarımızın aynı şekilde devam etsin şeklinde sürecimizdir. Dedik ki bu arkadaşımızla beraber bu işi biz kazanamayız.
mümkünatı yok. Başka biri olsaydı? Başka biri olsaydı kazanabilirdik. Yani onu da teklif ettik. Dedik ki ben de olmayayım. O arkadaşımız olmasın, başka biri olsun diye o teklifinde bulunduk. Şimdi soruyorum. Sayın Bakanımız aynen şu ifadeyi kullanıyor şu anda. Diyor ki Sayın Bakanımız bir şu andaki cantın kapağı düştüğü zaman yenisini takarız. Onu eskisini takmayız. Yenisini takarız. Yenisini takarız. Şimdi soruyorum Sayın Bakanım. Şaban kalça cant değil. Kapak değil. Cantın kendisi. O cant millettir. Eğer o millet şu andaki o cantı ne şekilde kullanmak istiyorsa, hangi yöne kullanmak istiyorsa ona millet karar verecek. Anladım. Biz millet adına bu yola çıktık. Şimdi insan insaf olur. İnsan Allah'tan korkar. 30 yıllık bir misyon olan bir Şaban Kalça. Şu andaki halkımız bir partinin için vardı. Millet için var. Hizmet için. Eğer millet yoksa parti olur mu? Olmaz. Şimdi millet adına, yaradanımızın adına, genel başkanımızın adına nasıl sen karar verebiliyorsun Şaban Kalça'ya şu andaki bir cant kapağıdır da bu düşerse bir daha biz bunu almayız. Sen genel başkanımıza şu anda en büyük zarar veriyorsun. Sayın başbakanımıza en büyük zarar veriyorsun. Milletimize ve devletimize bunu demekte en büyük zarar veriyorsun. Dere pazarı halkımızın şu andaki siyasi düşüncesini ipotok kıyıyorsun. Genel merkezin bu ilçede, evet, dere pazarında olanlardan şu aday belirleme sürecinde hiç mi haberi yok? Bu hiçbir haberi yok. Şöyle bir yanlış yönlendirme var. Tabii birebir yanlış yönlendirme var. Şimdi şöyle ben dedim ki tamam ben niye olmadım? Ben dedim ki Sayın Bakanıma kamuoyundan ne çıkarsa olsun. Ben de olmayayım Yakup Bey de olsun. Üçüncü kişi olsun. Dedik ki ondan sonra aday açıklandı. Dedik ki Sayın Bakanım kamuoyundan Yakup Samangül abi çıktıysa tamam ben bağımsız belediye başkanı adayı değilim. Yok diyor biz diyor dere pazarına diyor kamuoyu yaptıramadık. Düşünebiliyor musun? Yaptıramadık. Böyle bir zaaflık olabilir mi? Bir ilçede 4 çeşit, 5 çeşit, 10 çeşit kamuoyu yaptırabilirsiniz. Tabii ki. Diyor ki biz burada kamuoyu yaptıramadık. Çünkü kamuoyunda %75'e yakın ben oy aldım. %75'i kapatmak için Hasan Kral vekilimizin dediğini yapmak için Şaban Kalça bir tarafa, bütün adaylar bir tarafa. Şaban Kalça illa gidecek. O şekilde bakanımızı ve vekilimizi ikna ettiler. %75 halkın desteğini alan bir kişi diyorsun ki kamuoyunu biz yaptıramadık. Kamuoyu yapacak olan kişilerin arkasında belli insanlar takıldı. Takıldığı için yaptıramadık. Yaptıramadık. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Şimdi, ben sizi uyarmıyorum. Bak şimdi Tolga Bey. Geçen cuma değil, ondan önceki cuma günü. Sayın Bakanımız o cumadan 2 gün önce Derepazan'a geldi. Hı hı, çok sabah kahvaltısı verdi. Sıktık. 11'de. Sabah kahvaltısı kahve veriyor. Sayın Bakanımız olmasına rağmen oradaki programda 50 kişi var. 50 kişinin 15 tanesi koruma. 20 tanesi yani oyu olmayan köylerden gelen hemşehrilerimiz. Orada oy verecek belediye başkanlığında 10 kişi var. Ayrıca Derepazan'ın dolaşıyor Sayın Bakanımız. En az 20 yerden büyük bir tepki çekiyor. Diyorlar ki Şaban Kalça gibi olan insanı, çalışkan, mücadeleci, dürüst olan bir insanı ve ondan sonra en büyük hizmeti Rize genelinde yapan bir kişiyi nasıl harcarsınız diye büyük tepki çekti. Ondan sonra ne oldu? Bakanımız 2 gün önce geldi. Biz de 1 hafta önce seçim irtibat bürosunun açılışı noktasında karar vermiştik. Hı hı. Ondan sonra 2 gün önce bakanımız gelmesine rağmen o gün, o saatte biz seçim irtibat bürosunun açılışında sayın vekilimizde bir gün kala karar aldılar. Müsip Bayraktar'a gelin. Bizim seçim irtibat bürosu arasında 40 metre var. Yani AK Parti'mizin seçim, anladım, irtibat bürosuyla bizim seçim irtibat bürosu var. Aynı saatte başladı. Dediler ki Şaban Kalça'nın yanına ne oldu? Olursa 30 kişi, 40 kişi. AK Parti tek başına ektiler. Tabii. Vekilimiz var. Oradaki işte yaptığımız işte şu andaki konuşmada da en az 405 kişi olur. Ondan sonra Şaban Kalça bunu görür. Halk da bunu görür. Şaban Kalça da adaylıktan çekildi. Bağımsızlıktan çekildi. Allah razı olsun hemşehrilerimizle. Demek doğruyu görebiliyor, hakkı, adaleti görebiliyor. Ondan sonra ne oldu? Bizim yanımızda 450 kişi var. Mitingde, açılışta. Şu andaki sayın vekilimizin şu anda bulunduğu yerde AK Parti'mizin seçim irtibat bürosunun önünde yaptığı konuşmada 50 kişi var. 50 kişinin de 30 tanesinin oyu yok. Köylerden geldi. Şimdi burada biz sizi uyardık. Dedik ki burada yanlış Allah için doğrusu neyse onu yap. Onu yaptıktan sonra yani biz, ben de olmayayım. Tersi olsaydı. Ben de olmayayım ama dere pazarında AK Parti yine kazansın. Kazansın. Bu Şaban Kalça da önemli değil. Bu teklifi de yaptınız. Partimize zarar olmasın, anladım, milletimize ve ilçemize zarar olmasın. Eğer tersi olsaydı
Eğer şu andaki Yakup Samanyolu ve AK Parti'mizin adayı noktasında 450-500 kişi olup da benim yanımda 30 kişi olsaydı, o zaman ben yanlış yapmış tabii oldum. Ki. Ben partime ihanet yapmış oldum. Çekilirdim. Ben haksızlık yapmış oldum. Değil mi? Çekilirdim tabii. Niye çekilmeyeceğim? Yani şu andaki bu da bir erdemlikti. Yani. Ama biz halkımızı, milletimizi doğruyu gördüğümüz için bağımsız belediye başkanı adayı olduk. Ondan sonra AK Parti'mizin çok kuyu dere pazarında olan abilerimiz, büyüklerimiz. Şaban Kalça dedi ki, bağımsız belediye başkanı adayı olma, yanlış yapıyorsun. Partimize zarar verirsin. Abilerim dedi ki, bak ben partimin önünü açmak için mücadele veriyorum. Eğer ben bağımsız aday olmazsam burada büyük bir risk var, sıkıntı var dedi. O abilerimiz bana o zaman tepki gösterdi. 20-25 tane abimiz. Ama şimdiki sürede geldik. Nerede olan büyüklerimiz diyor ki, Allah razı olsun biz önümüzü göremedik. Eğer sen bağımsız aday olmasaydın demek dere pazarına büyük sıkıntı olurdu. Bu adayın arkasında şu anda 10 kişi yok dere pazarında. Şu anda kişi yok. İktidar partisi, yani eski partiniz dediğiniz gibi belki daha fazla gönül verdiğiniz AK Parti o zaman bu değerlendirmeleriniz doğrultusunda dere pazarında kaybedecek. Ve bu sorumluluğu alanlar peki ki 30 Mart'ta böyle bir şey olursa lütfen tamamlayın. Nasıl bir hesap verirler, ne ortaya çıkar, size göre ne olur? Şimdi tabii onun için şu andaki dere pazarında biz iki dönem AK Parti'den belediye başkanlığı süreci yaşadık. Evet. O süreçte sayın bakanımız tek bir defa geldi. Hani bir seçim oluyor, tek bir defa geliyor. Vekilimiz bir defa geliyor. Başka hiçbir programlara, yemekli programlara, yemek davetlerine, ona buna hiçbir program yapılmamış. O zaman da kafadan çıkarılmışsınız. Hani hiç katılmadı. Ama bakıyor ki şu andaki o bu seçimlerde gelişinde bakanımız iki günde bir dere pazarına geliyor. Evet. Vekilimiz üç günde bir geliyor. Ve şu anda bir vekilimiz dere pazarına gelemiyor. Ne yapıyor? Her gün öğretmenler evinde telefonla belli insanları arıyorlar. Onları öğretmenler evine davet ediyor. Orada yemekli programa katılıyor. Hasan Karal vekilimiz. Gelemiyor. Kardeşim madem yemekli program yapacaksın, gel dere pazarına halka yemek ver. Niye o zaman 2009 seçimlerinde, 2004 seçimlerinde, öğretmenler evinde, o zaman seçim dere pazarında yok muydu? Niye yemek vermedin? Şu anda 10 defa yemek verdin. Ondan sonra bakanımız bir defa gelmişti, şimdi 4 defa geldi. Belki de 5-10 defa da gelecek. Ha, bakıyorlar ki şu andaki biz hata yaptık. Hı hı. Yanlış yaptık. Sayın Başbakanımızı biz şu andaki yanlış karar verdirttik. Burada şu andaki Şaban Kalça kazanırsa şimdi diyor ki Sayın Vekilimiz Hasan Karal Efendi, pamuk ipliğine bağlı olan insan. Şaban Kalça'yı Sayın Başbakanımız 32 yıldan beri tanıyor. Tanıyor. Şaban Kalça'nın dürüst, kişilikli, karakterli, Sayın Başbakanımız'a kendisine ne kadar bağlı olduğunu çok iyi biliyor. Şimdi Allah nasip ederse ne dediler? Şaban Kalça %20 oy alır. Hı hı. Yakup Samangül %90 oy alır. Evet. Şimdi tersi oldu, biz %70 oy aldık. Ne olacak biliyor musun? Ertesi günü Sayın Başbakanımız genel olarak konuşabilir. Der ki ben AK Parti'nin kazanamayanı AK Parti'yi alamam, evet, diye Sayın Başbakanımız bunu kullanabilir. Ama Şaban Kalça'yla ilgili Sayın Başbakanımız asla ve asla dere pazarı halkına karşı asla ve asla bunu kullanmaz. Çünkü benim geçmişimi Sayın Başbakanımız çok iyi biliyor. Allah nasip ederse biz kazanacağız. En az %65 öyle kazanacağız. Kazandığımız zaman bizi hemen Sayın Başbakanımız AK Parti'ye alacak ve bu ihaneti yapan İl başkanından ve vekillerinden hesap soracak Sayın Başbakanımız. Peki bu işte anlattıklarınız doğrultusundaki söylediniz ama kapılar kapandı. İşte il başkanı bir şey söyledi, siz cevap verdiniz, Bakan Bey söyledi. Böyle bir sonuç ortaya çıkarsa AK Parti'ye geçiş halen daha yapar mısınız? Yaptıktan sonra bu eleştirileriniz doğrultusunda teşkilatla ilişkilenen, seçilen vekiller var. Nasıl olur? Şunu ben söyleyeyim. Bana şu andaki İki öncelikli var. Benim birinci öncelikli dere pazarı halkın ve milletimin geleceği. Hı hı. İkinci önceliğim nedir? Sayın Başbakanımız ne demiştiler? 2000 yılında, 2001 yılında bundan muhtar dahil olmaz. Evet. Biz o zaman ne yaptık? Bedel ödedik, hemen AK Parti'ye geçtik biz. Biz şu anda bana 100 tane dere pazarı belediye başkanlığını verseler, 1000 tane dere pazarı belediye başkanlığını verseler, halkımı ve milletimi Sayın Başbakanımıza asla tercih etmem. Evet, bakan. O kadar kıymetli. Ben o kadar benim için Sayın Başbakanım kıymetli. Anladım. Benim için değil. Ülkem için, milletim için kıymetli. Hı hı. Ve dünya için kıymetli. Mazlum insanlar için büyük bir kıymetli. Anladım. Bu durum. Ya diyorsunuz ki ben bana yapılan, ilçeme yapılan
yanlışları bağımsız belediye başkanı olarak göstermeye çalışacağım. Bunda başarılı olacağım. O dönem bana inanmayanlar da şimdi inanmaya başladı. Evet. Büyük haksızlıklar yapıldı ve bu haksızlığı gidereceğim. Sayın Başbakan'a da benim kazanmamla birlikte bir mesaj gidecek. Yanlışı yapanlar da hesap verecek. Aynen öyle. Peki. Tolga Bey. Evet. Büyük Birlik Partisi'nden aday olan, bir önceki dönemde bağımsız aday olan ki o şu anki konuşmaların içerisinde de Hasan Karalın kendisine destek verdiği, Selim evet. Metin evet. çıktı, eleştirilerde evet. bulundu. Sizin bir kişiye istihdam sağlayamayacağınızı ifade etti. Hatta ve hatta kendisiyle ilgili çok çeşitli ilçede eleştiriler yaptığınızı, karalama kampanyaları başlattığınızı söyledi. Dolgu sahasıyla ilgili bir eleştiriniz olmuş. Orada bir petrol ofisi galiba. Bunun bir kanuna göre olmayacağını da Şaban Kalça yıllardır belediye başkanı bunu bilmesine rağmen nasıl söylüyor? Bu eleştirilere ne cevap vereceksiniz? Evet, Tolga Bey, tabii beni halkım ve milletim çok iyi tanır. Hı hı. Şaban Kalça siyasi rant elde etme konusunda yalan söyler mi? İftira atar mı? Yanlış yapar mı? Onu halkım çok iyi biliyor. Hı hı. Halkım da karar verecek. Ama ben şu andaki şunu söyleyeyim. Dere Pazarı şu andaki tabii sayın o dediğimiz Büyük Birlik Partisi'nin adayı bakıyor ki ben şu andaki yani eski almış olduğu oy 917, şimdiki baktığım zaman %10 ancak oy alır. Bilemedi %12 alır. %10-12. En fazla %12 alır. Hatta şu andaki ben birilerine ama ittifak yapmaya çalışıyor. O süreci de biz takip ediyoruz. Gizli olarak ittifak yapıyor. Dediğimiz kişiler beraber ittifak yapıyor. Konuşuyor. Yine konuşuyorlar. Şimdi burada ben şunu söyleyeyim. Tabii dediğimiz biz belediye başkanı 99 yılında biz yaşadığımız zaman 99 yılında aynı şekilde o süreci kavgaya, gürültüye götürüp buradan siyasi rant elde etme noktasında şimdi de ne yapıyor? Yalan atarak, iftira atarak, halkını gererek şu andaki yalan ve dolanla şu andaki kavga çıkartarak bizi karalama noktasında siyasi rant elde etmek istiyor. Bu siyasi rantı da kendini yapmak için değil. Birilerini kazandırma noktasında ediyor. Ve onu da daha sonraki televizyon konuşmalarında başkalarına kazandırmak anlatacağım. Ben asla ve asla bilsem ki 5 oyla kaybedeceğim. Benim için zarar olsa dahi doğru neyse ben doğruyu söylerim. Kendimle ilgili olsa dahi. Ben tamam. O kazançları da açıklayacak mısınız? Tabii. Şimdi mi açıklayacağız? Sonra şimdi açıklayayım. Buyurun. Şu andaki lütfen. Ne söyledi? Petrol ofisi noktasını söyledi. Evet. Doğu Galan'da petrol ofisi yeri işte ben şu anda ondan istemişim diye. Hı-hı. Ben şimdi söylüyorum. İnsan Allah'tan korkar. İnsana biraz vicdan olur. Bir insan şu andaki yalan makinesini kurarsın. Nasıl kurarsan yüzü kızarmaz yalan makinesi çünkü makine. Ama bir insan eğer bir yalan söylüyorsa yüzü biraz kızar. İnsan Allah'tan korkar. Ne oldu? 2009 seçimlerinde seçimde 7 ay var. 8 ay var. O zaman da ben bunu kime söyledim? 10-15 kişiye söyledim. Bir tanesi de kendi kayını Hızır Kalça Hoca. Ona söyledim. Petrol ofisi noktasını. 2009 seçimlerinde 7 ay kala İstanbul'dan bir hemşerimiz beni telefonla arıyor. Diyor ki tersane kayık çekek yerinin arkasında bir petrol ofisi kompleksi yapalım. Şu anda yanında Selim Metin Bey var. Bu şekilde talep ediyoruz. Diyoruz ki o konuşmada burası dolgu alanı. Dolgu alanı olduğu için burada petrol ofisi yeri yapılmaz. Eğer yapılacaksa belediye olarak ben yaparım, ben işletir. Ondan sonra yok diyor, şu anda diyor biz sana tam manasıyla siyasi destek vereceğiz. Siz yasal boyutunu bakanlar kuruluna karar çıkartırsınız. Çünkü her bakanı tanıyorsunuz, Sayın Başbakanımızı tanıyorsunuz. Üzerinde ben dedim ki ben bunu yapmam. Yaparsam ben belediye adına ben bunu çıkartırım. Belediye altında işletirim veyahut da ihale yapacağım. En az ihale yaptığım zaman da 2009 seçimlerinde en az 10 trilyon ihaleyle beraber gelir getirecek belediye. Gelir getirecek diye. Onun üzerinde bir hafta sonra Selim Metin'in kendisi geliyor. Belediye geliyor. Anladım. Belediye geldikten sonra yanında bir müteahhit var. Dere Pazarı'na iş yapıyor o anda. Geldi, kapıdan içeri girdi. Girdikten sonra dedi ki bizim teklifimizi ne düşünüyorsun? Petrol ofisi konusunu. Aha. Dedim ki burada ben petrol ofisi noktasında ben belediye olarak yaparsam yaparım onu. Eğer bakanlık kurulundan ben karar çıkartırsam
işletmesini belediye olarak veyahut da ihalesiz ben bunu nasıl vereceğim dedim. Aynı teklif kimden geldi? Ondan geldi. Artı orada ikinci teklifinde bulundu. İkinci teklifine bulunabilir. Yani bir belediye başkanından, bir siyasetçinden bulunabilir. Normaldir. Ne bulundu? Ayrıca orada İstanbul Şile yolunda 35 dönüm bir yer var. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait. Bakanımızla görüş, buradaki 35 dönüm yeri bana al, buraya spor kompleksi yapacağım. Ben ana kendisine şunu söyledim. Sayın Selim Bey, benim şu andaki iş takibi ettiğim iş bir yer gördün mü? Diye. Size söyledi bunu. Söyledi. Aynı şeydi. Ben aynı bu şekilde hem petrol ofisi talebi oldu bana, hem de dediğim şekilde Şile yolunda 35 dönümlük yerin bakanla konuş, buradaki yere spor kompleksi yapacağım şeklinde talebi oldu. Şimdi kendisine gelen bu talebi ben ne yaptım? Şimdi o zamanki 2009 seçimlerine televizyona çıkıp anlattım mı? Anlatmadım. Yok. Kime anlattım? Dedim ki yine ben buna zarar vermeyeyim. Yine rakibim çıktı. Ben 10 kişiyi anlattım. Bir de en yakın insanı kayını olan Hizir Kalça Hoca'ya anlattım. Dedim ki bana böyle bir talebi olmuştu. Demek bu talebi yerine getirseydim karşıma aday mı olmayacaktı? Böyle bir talepte bulunan bir kişi nasıl geliyor Derepazarı sürecini bu şekilde tekrar yönlendirmeye çalışıyor şeklinde olan hiçbir şey. Gerçekten ayrıca benim için de söyledi. Söyledi ki işte her şey benim için yalan söylüyor. Karalama kampanyası bana iftira atıyor. Aha. Şimdi cuma günü işte televizyona çıkmazdan iki gün önce basın seçim irtibat bürosu önünde konuşma yaptı. Evet. Konuşmaların %99'u yalan. Hatta kendisini şu andaki çok düşürecek olan konuyu milletin huzuruna baka baka yalan konuşarak, iftira atarak konuşabiliyorsun. İnsan biraz insaf olur, insan biraz Allah'tan korkar. Şimdi ben ne söyledim? Söylediğim kelimeleri konuşuyorum. Hani bu dönem. Dedim ki şu anda bir belediye başkan adayı Tolga Bey. Evet. Eğer bunu halka da söyledim. En az 20 kişiye söyledim Dere Pazarı'nda. Dedim ki bir belediye başkan adayı Tolga Bey. Hı hı. Eğer icralık borcu varsa, icralık borcum var. Ama senin şahsında, ama işte kooperatif sayesinde veya başka bir şeyde. Eğer icralık borcum varsa, hem de bir tane değil, iki tane icralık borcum varsa, bir milletin huzuruna çıkıp ben sizin belediye başkan adayınız olacağım diye diyebilir mi? O millete saygısızlıktır. O ilçeye saygısızlıktır. İcralık borcum var, diyorsun ki ben Dere Pazarı'nda belediye başkan adayınızım, bana oy verin, sizin belediye başkanınız olayım. Bunu da ben söyledim. Ha, diyor ki benim zaten ben alırım veririm. Ben söylediklerim arkasındayım. Buna halk karar verecek. Halk karar verecek. Yani ben şu andaki eğer senin icralık borcun varsa, devlette iş yaptıysan, kooperatif başkan olarak yaptıysan veyahut da şahsi borcun varsa, icralık borcu olan bir kişi sana soruyorum Tolga Bey. Bir belediye başkan adayı halkın huzuruna beni belediye başkanı seçin çıkabilir mi? Yani çok şey yapmaması hani lazım. Hani şey açısından engel değil herhalde. Engel değil ama etik açısından doğru mu? Hı hı. Ha, bunu da ben söyledim. Ha. Doğru. Söyledi ki işte ben belediye zamanında 18 tane geçici işçi aldım. Eğer bu işçilere atmasaydı onlar şu anda kadroya geçecekti. Tolga Bey 18 kişi değil. Biz belediye aldığımız zaman 57 tane personel vardı. Rakam daha 30, fazlaydı yani. 38 tane geçici işçi vardı. 38 tane geçici işçi şu andaki devlet ve yasayla kanunla idare oluyorsun. Sana diyor ki ayda 6 kişi çalıştırabilirsin. 6 kişi değil, 37 kişi çalıştırıyorsun, 31 kişinin oluruyor. Niye aldın bunları belediye? Madem aldın bunları çalıştır. Hı hı. Madem şu andaki belediye amacı nedir? Halka hizmet, millete hizmet. Aldın, hiçbir tanesi iş yapmıyor. Niye aldın onları belediye? Aldı onları belediye, seçimi kazanayım diye aldı. Onları kullanarak aldı. Madem aldın belediye, madem adamlık yaptın, delikanlılık yaptın, belediye başkanısın, aylıklarını verseydin 7 maaşlı alacakları vardı. Onlar da size mi kaldı? Onlar da bize kaldı. Ve onlar da faizinle birlikte biz ödedik. Ödedim. Şimdi olurları olmayan, şu anda yasal olarak aylıklarının mümkünatı yok. Veremeyecek kişileri sen şimdi çalıştırabilir misin? Mümkünatın var mı? Yok. Ben ne yaptık? Dedim o şu anda 38 kişi dedik ki şu andaki bak sizin olurlarınız yok. Ben sizin aylıklarınızı da veremem. İş mahkemesine dava açın. Ben 7 aylık alacaklarınızı mahkeme kararı sonucunda ben diyeceğim tamam çalıştıra belediye. Çalışmadıkları aldı. O zaman aylıklarınızı vereceğim. Ben gittim o zaman batmış.
İflas etmiş belediye. Belediyenin bir kuruşu yok. Halk karar verecek. Halk karar verecek. Yani ben şu andaki eğer senin icralık borcun varsa, devlette iş yaptıysan, kooperatif başkanı olarak yaptıysan veyahut da şahsi borcun varsa, icralık borcu olan bir kişi, sana söylüyorum Tolga Bey, bir belediye başkanı adayı halkın huzuruna beni belediye başkanı seçin çıkabilir mi? Yani çok şey yapmaması hani lazım. Hani şey açısından engel değil herhalde. Engel değil ama etik açısından doğru mu? Hı hı. Ha, bunu da ben söyledim. Hı. Doğru. Söyledi ki işte ben belediye zamanında 18 tane geçici işçi aldım. Eğer bu işçilere atmasaydı onlar şu anda kadroya geçecekti. Tolga Bey 18 kişi değil. Biz belediye aldığımız zaman 57 tane personel vardı. Rakam daha 30, fazla yani. 38 tane geçici işçi vardı. 38 tane geçici işçi şu andaki devlet ve yasayla kanunla idare oluyorsun. Sana diyor ki ayda 6 kişi çalıştırabilirsin. 6 kişi değil 37 kişi çalıştırıyorsun, 31 kişinin oluruyor. Niye aldın bunları belediye? Madem aldın bunları çalıştır. Hı hı. Madem şu anda şu andaki belediye amacı nedir? Halka hizmet, millete hizmet. Aldın, hiçbir tanesi iş yapmıyor. Niye aldın? Niye aldın onları belediye? Aldı onları belediye, seçimi kazanayım diye aldı. Onları kullanarak aldı. Madem aldın belediye, madem adamlık yaptın, delikanlılık yaptın, belediye başkanısın, aylıklarını verseydin, 7 maaşlı alacakları vardı. Onlar da size mi kaldı? Onlar da bize kaldı. Ve onlar da faizinle birlikte biz ödedik. Ödedim. Şimdi olurları olmayan, şu anda yasal olarak aylıklarının mümkünatı yok. Veremeyecek kişileri sen şimdi çalıştırabilir misin? Mümkünatın var mı? Ben ne yaptım? Dedim o şu anda 38 kişi dedik ki şu andaki bak sizin olurlarınız yok. Ben sizin aylıklarınızı da veremem. İş mahkemesine dava açın. Ben 7 aylık alacaklarını mahkeme kararı sonucunda ben diyeceğim tamam çalıştıra belediye. Çalışmadıkları aldı. O zaman aylıklarınızı vereceğim. Ben gittim o zaman batmış. İflas etmiş belediye. Belediyenin bir kuruşu yok. 15 yıllık borcu var o zaman belediye. Yani 15 yıl hiçbir şey yapmasan ancak borç biterdi. Şimdi burada söyledi 47 milyar borçlar bıraktı. Bak kardeşim insan biraz insaf. Milletin gözüne baka baka adam yalan söyler mi? Yok mu? Sırf o zaman personele 60 milyar borcumuz var. Sırf personel. Piyasa olan borç hariç. Hariç. Resmi kurumlara olan borç hariç. Ben o zaman iş mahkemesini kazandılar. Ben sırf o zamanki bir iş adamımızdan borç para aldım. Derepazarı Belediyesi'ne yatırdım. Onun için EBSO para veremezsin resmiyette. Yatırdık. Borç paraya senete imza attım. O zamanki İşkur kapsamındaki olan kişilerin aylıklarını verdi. Yani kilitlenmiş bir belediye var diyorsunuz. Ayrıca ne vardı? Ben belediyede o zaman o şartlar altında batmış, iflas etmiş bir belediye bıraktım. Bunu biliyorsun. Bıraktığın halde 3 ay sonra kendi aylıklarını kendi döneminde alamayan bir belediye başkanı 3 ay sonra kendi aylıklarını almak için belediye icraya verir mi? Alacağı varsa verir. Ama sen şu anda kendi döneminde almadın. Hı hı. Belediye batırdın. 15 yıllık borcun var. Bıraktın. Belediye icraya verdi ve o parasını da 3 aylık alacağını, 4 aylık alacağını belediyeden icraya ona verdi. Kendi alacağını. Kendi alacağını. Ya sen kendi döneminde alamıyorsun bu belediye batırdın. Veriyorsun bizi icraya. Benden o paraları alıyorsun. Ben ne yaptım? Ben o zaman batmış, iflas etmiş olan belediye, belediye düzlüğe çıkartana kadar 24 ay belediyenin aylık almadı. Öyle çalıştım. Yani. Gece gündüz çalıştım. 24 ay sonra belediyenin bütün personel aylıklarını verdik. Belediyenin borcu kalmadı. Hizmet yapmaya başladık. 24 aylık belediyenin kasasına para girdikten sonra 24 aylık aylığımı aldı. Şimdi bu kişi çıkıyor diyor ki işte ben 18 kişi şimdi kadro alacaktım. Sana bunların olurlar yok ki 37 kişi aldım. Şimdi diyor ki işte belediye başkanı olarak ne yaptı? Şu anda ben şunları yaptım. Kardeşim sen ne yaptın? Yani sen şu anda ne yaptın? 5 yıl içerisinde bunun altını çizerek söylüyorum Tolga Bey. Eğer o dönem belediye başkanı olarak Selim Metin kazanmasaydı veya belediye başkanı olmasaydı belediyeyi yazı işleri müdürü veya muhasebe müdürü idaresiydi Derepazarı Belediyesi en az 15 yıl ilerideydi. Daha iyi olurdu yani. Daha iyi olurdu. En az 15 yıl ilerideydi. Niye daha iyi olurdu? 50 yılda şu andaki belediye başkanları dükkanlar yaptı. E kardeşim sen belediye borçlu aldın diyorsun. Şu andaki Allah razı olsun Mansur Yanık Bey kardeşimiz. Borçsuz sana belediye bıraktı. Borçsuz belediye bırakmasına rağmen sen ne yaptın? Hem de ayrıca o zaman ne yapıyor? Diyor ki işte hükümet bana para göndermiyordu.
yoktu. Belediyenin borcu yoktu ki sen şu andaki kişi başına biz şu anda ne alıyorsak aynı o şey. Zaman da aynı parayı sen alıyordun. Aynı parayı almana rağmen ayrıca da bir yılda 3 kat afetten para almasına rağmen o aldığı paralar ne oldu? Hizmet noktasına baktığı zaman hırsızlık yaptı demiyorum. Yolsuzluk yaptı demiyorum. Aldığı 5 yıl iyi para... İyi yönetemedim diyorsunuz. İyi yönetemedi, para buhar oldu, iş gitti. Hiç hizmete dönmedi. Dönmedi. Anladım. Onu bırak. Sattığı şu andaki dere pazarında 50 yıl yapılanlar, dükkanlar satıldı. 5 liralık dükkan 2 liraya satıldı. Anladım. Ve ondan sonra o dükkanların karşısında sen ne yaptın? Yani dükkan sattın, belediyenin en büyük ihtiyacı makineydi. Hı hı. Belediye bir makine mi aldın? Yok. En büyük ihtiyacı arabaydı, damperli kamyon. Bir araba aldın? Yok. Bir cenaze arabasıydı. Bir cenaze arabası mı aldın? Yok. Bizim şu andaki buradaki şu andaki yaptığımız çalışmalar şu andaki %30'un içerisinde var. Bütün ana grup yolları, mahalle yolları 21. yüzyılda toprak yoldu. Sattığım bir dükkandan milletimize hizmet noktasında 1 metrekare beton mu yaptın? 1 metrekare asfalt mı yaptın? 1 metrekare duvar mı yaptın? Dedi ki ne diyorsun? Diyorsun ki ben 3 tane yol vurdum. 3 tane yol toplamı ne kadar? 3 kilometre. 3 kilometre yol vurdun da bu yollara vatandaşa dedi ki ben buraya beton yapacağım, duvarlarınızı yapacağım. Bir yerde 1 metrekare 3 kilometrelik yolda 1 metrekare beton mu döktün? 1 metrekare duvar mı yaptın? 3 kilometre yolun maliyeti kaç para? Bir dükkanın maliyeti. Hani şu andaki dere pazarını komple belediyenin imkanlarının 3'te 2'sini sattın. Mesela diyor ki ben kaymakamlığın alttaki dükkanları sattım. Da kardeşim sırf kaymakamlığın altındaki dükkanları mı sattın? Ulusoy metro yazıhanesinin olduğu binalar. Dere pazarının 100 karası. Evet. Oradan geçtiğin zaman insanın şu andaki göz zevki bozuluyor. Vicdanı kararıyor. Şimdi o bitmiş binalar şu andaki dere pazarı afet mi oldu? Deprem mi oldu? Belediyeyi hangi şekilde götürdün, batırdın? O şu andaki binaları yıkıp yeniden modern bina yapman gerekirken o bitmiş, iflas etmiş olan binaların alttaki dükkanları sattı. Buna göre de karar verin diyorsunuz. Evet. Evet. Yani şimdi tabii süremiz de daralıyor efendim. Bir saati doldurmak üzereyiz. Yaklaşık 17 dakikalık bir süremiz var. Döneminiz itibariyle neler yapıldı, neler öngörüyorsunuz? Çünkü bağımsız bir belediye başkanı adaysınız. Meclis üyeniz olmayacak. Bir ilk bölümde evet. Anlattıklarınız bence çok önemliydi. Tabii, dilerseniz biraz da onlardan evet. Bahsedin. Buyurun. Tabii süreç az. Bir saatlik bize süreç verdiniz evet. Tabii. Şimdi tabii burada tabii Selim Metin Bey ne diyor? Diyor ki işte 10 yıl içerisinde diyor bu adam diyor dolgu alanında diyor ne yaptı diyor. Ya kardeşim Allah'tan kork. 10 yıl zaten biz 10 yıl dolguya başladık. 10 yıl biz dolguya başladığımız zaman takimatı ve dolgusu 10 yıl önce başladı ve bu duruma geldi. Şimdi soruyorum Tolga Bey. Şu anda Dere Pazarı merkezinin 55 dönümdür 165 dönümlük yeri takimatı ve dolgusunu biz bitirdik. Şu anda 4000 nüfus olan bir belediye olarak 100.000 nüfuslu il belediyesinin yapamayacağı proje biz şu anda gerçekleştirdik. Bugün Rize Belediyesi 1972 yılında Çaykur Genel Müdürlüğü'nün önünde dolguya başlandı. O zaman belediye başkanlarımız tarafından Yakomaz Restoranı önüne 100 metre kala bizim dolgu alanının yarısı. Kaç yılda doldurdu onu? 1994 yılında. 22 yılda ancak dolgusunu tamamladı. Şevko Zamanız belediye başkanı iken çevre düzenlemesine 23 yılından sonra başladı. Biz ne yaptık? 10 yıl içerisinde 165 dönümlük olan yerin kısmının takimatı dolgusunun 3/4'ünü yapmak kaydıyla belediye olarak yapmak kaydıyla yaptık. Yaptıktan sonra biz 5 yıl içerisinde ne yaptık? 5 yıl içerisinde. Evet. Bizim vekilimiz Ali Bayramoğlu. Kaç yılında? Bir önceki dönem. Bir 2009 seçimlerinde. Hı hı. Seçim oldu bitti. Bizim şu andaki buradan ben gösteriyorum şu anda. Dere pazarında şu andaki biz aldığımız zaman 2009 seçimlerinde bak burası Tolga Bey Göl'dü. Şöyle kameraya tutarsanız evet. Ha bu burası Göl'dü. Burası Göl dediğimiz yer kısım şu andaki futbol sahası var orada. Hı hı. Futbol sahasının olduğu yer 20 dönüm. 20 dönüm yeri doldurmak için 300.000 metreküp dolgu lazım. Hı. Ali Bayramoğlu o zaman Gençlik Spor Genel Müdürü diyor ki ben buranın dolgusunu yapacağım. İhalesini yap. Para gelmişti. Sayın Başbakan'ın talimatıyla para gelmişti. İhalesini yap. Bölge müdürü, genel müdürü diyorlar ki burası daha dolmadı. Eğer biz ihale yaparsak müteahhit bize dava açar. Dedi ki ben bunu Karayollar Genel Müdürü'ne dolduracağım. Biz Ali Bayramoğlu vekilimiz Ankara'ya gitti. Karayollar Genel Müdürü'nün yanında birlikte gittik. Gittikten sonra Karayollar Genel Müdürü diyor ki biz buraya şu andaki futbol sahası yapacağız. Dedi ki burası aşağı yukarı 300.000 metreküplük malzeme. Burası 6-7 trilyona dolar. Ben burayı yapamam. Dolduramam. Bizim amacımız dışında olan bir yer.
biz ufak bir belediye 6 ay içerisinde Güneysu Deresi'nden malzeme çekme kaydıyla sırf 6 ayda 7 trilyonluk burada dolgu yaptık. Dolgu yaptınız. Dolgu yaptıktan sonra da sen şimdi şu andaki sayın belediye başkan adayımız, Büyükbirlik Belediye Başkan adayımız. Senin şu andaki gözlerin kör mü? Hiçbir mi vicdanın yok? Hiçbir Allah korkusu yok mu? Diyorsun ki dolgu alanında ne yaptın? Bizim şu andaki dolgu alanında yaptıklarımızın iyiliğini mi yapıyoruz? Veyahut da işte çayını mı yapıyoruz? Tabii, sen şu andaki dere pazarında şu anda baktığın zaman ne yaptık? Şu anda asfalttan sonra dere ıslah çalışması belediye olarak yaptık biz. Hı hı. Şu anda maliyeti kaç para? 700 milyar. Bir belediye sağlı sollu 200 metre uzunluğunda 2500 metre küplük duvar yapar mı? Biz burada şu andaki belki farkındasın Tolga Bey, dere pazarına geliyorsun. Evet. Burada şu andaki biz yürüme kordonları yapıyoruz şu andaki burada. Gözünür. Bak şu andaki bizim yürüme kordonları. Parkurlar falan gözüküyor. Evet. Yürüme kordonları. Bu yürüme kordonları şu andaki Rize Belediye'miz sahilde dolguya başladı. Yürüme kordonlarına başladı. Maliyet çok yüksek olduğu için bizim şu anda 5'te 1'imizi yaptı sahilde. Biz 5 kat fazlasını şu andaki yürüme kordonu olarak yaptık, gerçekleştirdik bu dönemde. Ayrıca biz ne yaptık? Şu andaki Derepazarı Erik Limanı arkasında Rize'ye doğru şu andaki 6500 metre küplük şu andaki kütle beton üzerinde çok şeffaf görüyorsunuz. Şu anda görünümlü vatandaşların oturması, dinlenmesi, çay içmesi noktasında çardaklar yaptık. Ayrıca şu andaki 350 metre karelik de şu andaki çay bahçesi yaptık. Burada görüyorsunuz. Çay bahçesi yaptık. Şimdi bu çay bahçesi hem Rize'ye hem bölgemize hizmet verecek. Şimdi burada dolgu alanda biz ne yaptık? 4000 kişilik futbol sahası gerçekleştirdi. Onun şu andaki aşağıdaki binada belediye olarak biz ne yaptık şu andaki? Vatandaşın şu andaki kondisyon aletlerinin kullanabileceği fikstür salonu. Ayrıca biz ne yaptık? İsterseniz gösterin onları. Kafeterya. Şurada. Kafeterya. Evet. Ayrıca şu andaki sauna. Ben tutayım böyle. Evet. Siz oradan anlatayım. Ayrıca biz sauna. Şu an ekranda Şaban Bey. Buyurun evet. Bakın size ekranı. Sauna. Bir şu anda diyorum Rize Belediyesi veyahut da ilçe bizden 10 kat büyüklüğünde sauna yapar mı? Biz saunasını yaptık şu anda. Bir hafta sonra açılışını var. Dediğim şekilde biz şu andaki ne yaptık? Konu saatlerin olduğu yeri yaptık. Halkımız şu andaki hani belli günlere bayanlara açık olacak. Sauna bu şekilde. Belli günlere erkeklere açık olacak. Ayrıca biz şu andaki dolgu alanı faaliyete başladı mı bunlar? Başladı. Ayrıca biz dolgu alanı bu son 5 yıl içerisinde biz ne yaptık şu andaki? İhalesini yaptık. Şu andaki hemen bizim futbol sahasının arkasında şu andaki gördüğünüz şekilde burada. Gördüğünüz şekilde halı saha, voleybol sahası, tenis sahası ihalesini yaptık ayın 23'ünde. Şu andaki mutayet ettiğimiz hızlı bir şekilde buna devam ediyor. Ayrıca biz şimdi şu andaki dolgu alanında biz şimdi şu anda ne yapıyoruz? Dolgu alanında şu andaki çocuk parkları yaptık. Biz ayrıca ne yaptık bu dönem? Şu andaki belediyemiz yıllarca 50 yıldan bu zamana kadar belediye bütçesinde bir makine alınmamış. Bu makine parkı sizin döneminizde mi yenilendi? Alınmamış. Biz son bir yıl içerisinde, ben şu andaki burada Tolga Bey görüyorsunuz, son bir yıl içerisinde belediye bütçesinden peşin para vererek, borçlanmayarak katı aldık. Son bir yıl içerisinde şu an belediye bütçesinden cisip aldık. Belediye bütçesinden şu andaki salı yaptırdık. Belediye bütçesinden vidanjör aldık. Sıfır. Belediye bütçesinden kuka aldık. Ayrıca biz ne yaptık? Belediye bütçesinden çift çeker Mercedes kamyon aldık. Markalar söylemeyelim. Şu andaki burada olan makine parkı sizin dönemimizde mi? Sıfırdı ve bizim dönemimizde oldu. Şu anda kurduğumuz makine parkı 100 bin nüfuslu il belediyesinin makine parkı. Ne durumda? Derepazarı Belediyesi. Derepazarı Belediyesi'nin. Ne durumda, ne duruma getirdik? Bütün bizim mahalle yolları. Şu anda neydi? Toprak yoldu. Evet. Hangi şu andaki, Allah aşkına Tolga Bey soruyorum. Rize'nin bütün ilçelerini, beldelerini gezin. Şu andaki ana grup yolları, mahalle yolları sıfırdı. Hiçbir tarafı toprak yoldu. Bütün mahalle yollarını, ana grup yollarını beton, parka taşı, asfalt yapmak kaydıyla %99'unu bitirdik. Niye parke taşı kullanıyorsunuz? Özellikle dere pazarında bu... Parke taşı. Ha ben şimdi ona söyleyeyim. Parke taşı şu anda tabii sökülür, takılır. Bir kanalizasyon hizmeti veya yağmur suyu yaptığınız zaman rahat sökülüyor. Ha, bir de daha dayanıklı oluyor. Betonlar en az 4 kat daha fazla dayanıklı oluyor. Hı hı. Biz tabii o şekilde biz bunları şu anda... Eski görünüm mesela hani, şu şekilde bir tutalım. Hani şuradan acaba. Bir de bizim, biz geldiğimiz zaman hiçbir mahallenin, 7 mahallemiz var, 7 mahallede altyapı yoktu. Evet bu şekilde. Şimdi... Şekilde.
altyapı yoktu. Biz 5 mahallenin 4 tanesinin altyapısını yaptık. Bir mahallede devam ediyor. 2 mahallede hiç başlamadık. Şimdi biz tabii bütün altyapısı tamam mı o 4 mahallenin? 4 mahallenin %90'ını kapsayacak şekilde tamam. Şimdi biz bu kitapçığı 15 günden bu zamana kadar bütün evlere dağıttık. Dağıttınız. Ondan sonra bazıları da AK Parti'mizin belediye başkan adayımızın akrabası olmasına rağmen düşündük ki akrabasıdır. Biz oy vermez. AK Parti'nin adayına oy verir. Akrabası olduğu halde. Kadınlar bilhassa Allah razı olsun çok duyarlı. Bireycilik değil, genel hizmeti düşünüyor. Diyor Sayın Başbakan, Sayın Başkanım, şu andaki bu yaptığın hizmetler, biz bu yoldan yağmur yağdığı zaman cizme giyiyorduk. Çarşıya gidiyorduk. Yazın toz toprak içerisinde gidiyorduk. Biz yazın sivrisinekten kokudan duramıyorduk. Şimdi sen bu kadar hizmeti mahallelerimizde, ilçenin merkezinde yaptın. Şu andaki bize dua ediyor. Diyor biz AK Partiliyiz. Biz Sayın Başbakanımızı seviyoruz ama dere pazarında senin hizmetlerini ve senin şahsını seviyoruz. Bizim oyumuz senindir. Onun için diyorum ki Allah nasip ederse en az %65'in üzerinde oy almak kaydıyla dere pazarı halkın Rize'ye örnek olacak, Türkiye'ye örnek olacak ve Türkiye'nin ve AK Parti'nin önünü açacak. O zaman siz ne yapacaksınız? Yani tabii kadınlar da öyle dediğine göre bağımsız belediye başkanı Şaban Kalçay'ı kullanıp İl Genel Meclisi'nde AK Parti'ye mi oynayacaksınız? Tabii. Ben bile bir şahsım AK Parti'ye oynayacağım. Hayır. Anlatayım. Evet. Evet. Peki dediğim gibi meclis üyeniz yoksa onun, o artık şöyle bakayım. 9 dakikamız daha var. Neler öngörüyorsunuz? Çünkü belediye meclis üyeleriniz şimdi, olmayacak. Şimdi sizin. Tabii bizim arka mesela biz ilk dönem kazandığımız zaman bizim partimizden 5 tane, 9 tane belediye meclisimiz var. 5 tanesi bizim partimizdendi, 3 tanesi ANAP'tandı, 1 tanesi Doğru Yol'dandı. Aldığımız tüm kararlarda şey koymadılar. Yok. Yok. Ortak hepsini yani. Ortaklaşa karar aldı. Şimdi tabii bizim belediye meclisleri hangi partimizde kazanacaksa kazansın. Bizim için bir derdimiz yok ki, bir sıkıntımız yok ki. Yani beni halkım çok iyi tanıyor. Şaban Kalça asla ve asla devletine, milletine, ilçesine, belediyeye zarar verecek hiçbir karar almaz. Onun için ben zarar almayacağım bir kararda belediye meclisiyem, şu andaki bütçeye alacağım kararlara eğer destek vermezse, onay vermezse zaten onun belediye meclisliği düşer. Benim korkum yok. Korku kimin olsun? Kazanacak olan belediye meclislerimiz olsun. Çünkü ben dürüst, şeffaf, halka açık, milletime açık, belediye başkanlığı yürütüyorum. Şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde yürüteceğim. Yürüteceksiniz. Üzerine koyarak tabii imkanlar doğrultusunda kısa kısa. Çünkü çok önemli bir bölüm var özellikle Derepazarı'nda. Evet. Üniversite olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin en prestijli bölümlerinden bir tanesi var. Denizcilik Yüksekokulu var. Yani oralarda tabii öğrenciler de sosyal alanlar bekliyor. Ne öngörüyorsunuz? Neler? Tabii bizim şimdi şu andaki Dere Pazarı'nda baktığın zaman biz belediye dedik ya iflas etmiş bir belediye aldık. Ama şu anda belediye devlet hiç para göndermesin. Bak hiç para göndermesin. Böyle Türkiye'de bir belediye var mı? Hele 4000 gün nüfuslu olan belediye. Hiç para göndermezse devletimiz, biz 10 yıl kendi bütçesinden kavrulacak bütçemiz var. Borcumuz yok. 10 yıl personel aylığını verebilecek, hizmet yapabilecek bir bütçemiz var. Şimdi Türkiye'de böyle başarılı bir belediyesine bunu da koyuyor musun mesela? Böyle bir bütçesi olduğu için Şaban Kalça sizin tabirinizle diskalifiye edilmek istemiyor. Tabii şu andaki zaten bizim adayımız AK Parti'nin adayı. Eğer hocam şu andaki hocam ben aldığım zamanki belediyeyi aynı şekilde bıraksaydım kesinlikle aday olmazdı. Kesinlikle olmazdı. Şimdi Dere Pazarı dedim ya 200 trilyonluk rant var. Dere Pazarı Belediyesi para gelmezden 10 yıl ayakta durabilecek olan bir belediye. Biz şimdi değerli Tolga Bey, değerli hemşerilerim, biz belediye olarak şu andaki bizim kitapçıkta yapacağımız hizmetler en sonunda şu andaki tabi yazıyor. Biz ne yapacağız Allah nasip etse? Dere Pazarı'nın değil. Şöyle tutalım. Dere Pazarı'nın değil. Rize'nin şu andaki bölgeye hizmet verebilecek Allah'a şükür en güzel bir dolgalanı yaptık. Şimdi bazı arkadaşlarımız şu andaki adaylarımız ne diyor? Biz dolgalanı şunu yapacağız, bunu yapacağız. Eğer ama biz ekrana bakar mısınız yapacaklarınız arasında? Evet. Biz eğer dolga alanı yapmasaydık şu andaki siz ne anlatacaktınız? Halka ne diyecektiniz? Ne şey yapacaktınız? Yani biz şu andaki herkes. Bunu yapan kişiyi ve kısa zaman içerisinde yapan 100 bin nüfus olan bir belediyenin yapamayacağı projeyi yapan Allah nasip ederse biz bu dolgu alanında şu andaki başladık. Şu andaki çevre düzenlemesinde başladık. Allah nasip ederse ne yapacağız? Vatandaşın ta bizim petrol ofisinin orada, Derepazarı'ndan geçip petrol ofisinin orada. Yanıktaş köyün girişine kadar 9 metre genişliğinde ışıklandırması, ağaçlandırması, oturma yerleri, çay içme yerleri olmak kaydıyla
4,5 kilometrelik yürüme parkuru yapacağız. Vatandaşın yemek yiyebileceği, çay içebileceği şu andaki yapmış olduğumuz bu dolgu alanı Karadeniz'de en güzel sahil dolgu alanı olmuş bittikten, olacak. Bittikten tamamlandıktan bitmiş sonra. Olacak. Evet. Ayrıca biz ne yaptık orada gösterdiniz? Gösterdi. Biz de şu andaki eski belediye başkanımız ne söyledi Büyük Birlik Partisi? Ben Dere Pazarı'na işte memurlara kalması için konut yapacağım. Evet. Ya kardeşim insan insaf olur. Sen belediye başkanı olmadan önce seçim beyanamında ne var? 50 tane konut yapacağım dedin. 50 tane konuttan bir tane konut mu yaptın? Bir tane mi yaptın? Ha, o zaman yapamadın. Ve, şimdi mi yapacaksın? Şimdi yapacaksın. Şimdi vatandaş... Sizin yok mu öyle bir düşünceniz? Var tabii. Bizim var. Şu andaki biliyorsunuz 30 tane biz Dere Pazarı'na hiç asansörlü, kaliferli daire yoktu. Hı hı. Bir tane yoktu. Biz ne yaptık? Arsa aldık. Vatandaşla anlaşarak 30 tane 135 metre kare olmak kaydıyla asansörlü, kaliferli 30 tane daire yaptık. Vatandaşın hizmetine sattık. 27 tanesini sattık. Ayrıca biz ne yaptık şu andaki? Yine vatandaşla anlaşarak 2,5 dönüm yer aldık. 2,5 dönüm yerde 36 tane şu andaki asansörlü, kaliferli daire yapacağız. Şimdi proje gösteriyor. Diyor ki işte ben Dere Pazarı'nı caddeye asacağım. E kardeşim, vatandaşın malını ben konut koydun oraya, villalar koydun oraya. E vatandaşın malı, sen vatandaşın malını sen nasıl kamulaştıracaksın? Nasıl alacaksın? Sen şimdi belediye başkanı oldun, adayı oldun. Sen bir vatandaşla konuştun mu? Senin buraya ben şu andaki 10 metre genişliğinde bir cadde açacağım. Hı hı. Veyahut da senin buraya ben şu andaki bina yapacağım. Sen vatandaşla konuşmazdan, vatandaşın görüşünü almazdan bunu kuruyorsun, yine vatandaşı aldatıyorsun. E bir belediye başkanı olarak vatandaş razı gelmezse zaten kamu yararının dışında konut olarak kamulaştırma yetkisi yok. Yapamaz. Sen şimdi yine aynı şekilde o projeyi gösteriyorsun, vatandaşın gözünü boyuyorsun, vatandaşı yine aldatıyorsun. Anladım. Ama biz ne yapacağız? Vatandaşla anlaşarak eski binaları şu andaki belli bir kısımla görüştük. İnşallah belli kısımdaki olan yerleri yıkacağız. Yıkamadığımız yerleri de ilçemizin sahilden güzel bir görünüm olsun diye vatandaş yapmasa dahil inşallah onların üzerlerini giydirerek Dere Pazarı'nı modern bir hale getireceğiz. Dere Pazarı'na biz şu andaki en az 150 kişiye istihdam sağladık. Yaptıklarımız üniversiteyle, yurt binasıyla, okuluyla, işte çok amaçlı düğün sanalıyla, futbol sahasıyla en az 150 kişilik bir istihdam sağladık Dere Pazarı'na. Şu andaki yapmış olduğumuz, başladığımız projeler biraz da dolgu alanda en az 200 kişilik daha bir istihdam sağlanmış olacak. Evet. Allah nasip ederse bunlar sağlandığı zaman ne yapıyoruz biz? İnsanlara şu andaki iş bulmak için şu andaki biz görev vermiyoruz. İşe adam almak için işe adam alıyoruz. Hı. Ve hem Dere Pazarı önü açılıyor. Dere Pazarı'nı biz Allah nasip ederse ne yapacağız? Dere Pazarı'nın en öncelikli konumu Dere Pazarı Rize'nin girişinde olan bir yerdir. Dere Pazarı'nı iş turizmini artıracak noktaya biz getirdik. 10 yıldır 15 yıllık yapmış olduğumuz çalışmada gerçekten şu andaki Rize'ye bağlı ilçeler bazında en geri ilçeydi. Şu anda gözde olan 3. ilçe haline geldi. Hı. Bizim başladığımız projeler bittiği zaman İş turist en fazla Dere Pazarı'na uğrayacağız. Allah nasip etsin. O duruma getireceğiz. Halkımız bu zamana kadar bize güvendiği gibi bundan sonra bize güvensin. Biz şu ana kadar 15 yıl içerisinde değerli hemşehrilerim, değerli halkım, değerli hanımefendi kardeşlerim, değerli gençler, boynunuzu eğebilecek, yere eğebilecek herhangi bir hareket yaptın mı? Şu andaki Dere Pazarı, şu andaki ilçeler bazında en çalışkan belediye başkanı, Dere Pazarı belediye başkanı diyorlar. Böyle bir belediye başkanına bir haksızlık yapıldı. Bu haksızlık bana değil, milletime yapıldı. Milletim adına, sizin adınıza ben yola çıktım. Anladım. Şahsımla ilgili değil. Ve Allah nasip ederse bana en az %70 nasip olursa oy verecek halkım. Verdikten sonra aynı şekilde hizmetlerimiz yürüyecek. Ve şu andaki Rize'deki siyasi tıkanma, AK Parti'ye siyasi tıkanma çözülmüş olacak nasip olursa. Peki, bu ilk kısımda, bu son kısımda önemliydi. Bana göre dediğiniz gibi açıklamalarınız çok dikkat çekiciydi. Bir belediye başkanının ağzından bunları duymak sizin için belki üzüntü verici olmuştur ama gerçekleri söylediniz. Kendi açınızdan tabii ki. Ben bunu Tolga Bey, beni çok iyi bilen insanlar bilir. Hı hı. Kesin ve kesinlikle nefsim için değil. Şahsımla ilgili değil. Ben yıllarca yaşadığım boyunca devletime, milletime ve inancıma hizmet yapmışımdır. Sayın Başbakanımıza hizmet yapmışımdır. Bu can bu bedende olduğu sürece bu noktada yürümeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Peki, başarılar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çıkmış olduğunuz bu yolda hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. Allah razı olsun. Sayın Şaban Kalçan'ın anlattıklarını hep birlikte dinledik.